44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine geziyor, dolanıyor, dolanıyor. Yapacak bir şey bulamıyor. Ne yapak? Ben de bugün Kolaçan abimin de isteğiyle ve birçok arkadaşım da bununla ilgili yorumlarda bulundu. İsviçre'yle ilgili, kendimle ilgili bir video çekeyim dedim. Birçoğunuz aramıza yeni katıldı ve belki beni tam olarak tanımayan birçok insan vardır. Öncelikle kendimi tanıtayım. Bununla başlayayım. Evet arkadaşlar, 17 yaşından beri motor süren bir insanım. Küçük, vitesli, birçok motor kullandım. Büyük motoru daha önce kullanmadım. Hani kullandığım şimdiye kadar en büyük motor belki de 125 cc'dir. İlk defa 700 cc bir motor kullanıyorum. Buradan o kadar geçti, ben bu çiftliği görmedim ha. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Malatya'dayım arkadaşlar. Yaşım 35. Evliyim. Motor sürmesini, yani şekil ağda görüldüğü gibi, yüzmesini, eğlenmesini, iyi vakit geçirmesini, zamanı kaliteli şekilde değerlendirmeyi seven insanlardan biriyim. Bu işe ne zaman başlamak istedim? Aslında dediğim gibi Kolaçan'ı ben takip ediyordum. Onun videoları izlerken, ya zaten motor kullanıyorum, neden ben de yapmıyorum? Yapabilir miyim, yapamaz mıyım arasında çok gidip geldim. Hani çünkü inanın ilk başlarda, hani yeni başlayan kardeşlerim varsa vlog çekmeye, ya inanın söyleyecek bazen bir şey bulamıyorsunuz. Heyecanlanıyorsunuz. Sanki binlerce kişinin karşısında konuşuyormuşsunuz gibi. Baş başasınız, teksizsiniz ama sonuçta sizi izleyecek binlerce insan olduğunu biliyorsunuz. Onlara karşı hitap ediyorsunuz. Ağzınızdan çıkan kelimeleri düzgün seçmeye çalışıyorsunuz. Bu gelgitler arasında başlamaya karar verdim. O zamanlar motorumu yeni satmıştım. Yeni bir motor almayı düşünüyordum. O zamanlar RMG Moto Gusto'nun bir motorunu gördüm. B08 50 cc scooter. Ve kamera olarak da SJ4000'di sanırım. O kamerayı kullanmaya başladım. Onunla vloglar çekmeye başladım. Kulaklıktı, düzeltiyorum, mikrofondu, ses sorunuydu, osuydu, busuydu. Bir hayli uğraştım. Çünkü SJ4000'e ne yazık ki mikrofon takılmıyor. Video ayarı, sesi ayrı kaydetmek gerekiyordu. Bir ton zahmetliydi. Ve SJ4000'den de ne yazık ki istediğim kalitede video verimliliği alamıyordum. Hayla başladık. Kask olarak da, ekipman olarak ilk başta LS-FF352, şu anda da taktığım emekler kaskımı almıştım. Öyle başladık ilk videoyla. Ve B08'den inip 700 cc'ye geçtik. İlk defa büyük bir motor kullanıyorum. Başlangıç motoru olarak diyebiliriz. Çünkü ben bununla başladım büyük motor kullanmaya. Tabii ki scooter kullanırken onun verdiği tecrübe de var. Tabii trafiğe hakimsin, her şeye hakimsin ama tabii ki en büyük tecrübemi bunda yaşadım. Sıkıntı yaşadım mı? Aslında pek fazla yaşamadım. Çünkü MT7 gerçekten başlangıç motor olarak önerebileceğim bir motor. Kullanımı, alışması oldukça rahat bir motor. Herkese başlangıç motor olarak tavsiye edebilirim. Ama şöyle tavsiye edebilirim. Sınırlarınızı bileceksiniz arkadaşlar. Evet, motor başlangıç motor olarak güzel bir motor ama çok vahşi de bir motor. Eğer siz sınırlarınızı bilmiyorsanız bu motor sizin canınızı yakabilir. O yüzden önce kendinizi düzgün kullanacağınızı, sınırlarınız içerisinde kullanacağınıza dair
alıştırmanız gerekiyor. Bunun sözünü kendinize vermeniz gerekiyor. Sonrasında siz de bu motora başlayabilirsiniz. Buraya nasıl geldim? Malatya'daydım. İlk videolara ben Malatya'da başladım video çekmeye. Tabii o sıralarda nişanlıydım. Eşim İsviçre vatandaşı, hem de Türk vatandaşı, yani çifte vatandaş. Evlendik ve buraya geldik. Hani kader, kısmet diyebiliriz. İsviçre nasıl bir ülke arkadaşlar? İsviçre'yi internetten de araştırabilirsiniz. Dünyanın en zengin ve en refah ülkesi, mutlu insanların ülkesi deniyor. Gerçekten burada insanlar mutlu. Çünkü gelir düzeyi çok yüksek. Kurallar çok güzel. Sokaklar gördüğünüz gibi tertemiz. Kimse kuralların dışına çıkmıyor. Herkes kurallara uyuyor. Gürültü yok. Sessiz, sakin. Ve benim en çok sevdiğim bir şey doğası, yeşilliği. Ben bayılıyorum doğasına, yeşilliğine. Eminim ki doğayı, yeşilliği herkes sever. Çünkü huzur. Trafik. Trafik muazzam derecede güzel. Dikkat ederseniz yaklaşık bir 10 dakikadır konuşuyoruz sanırım. Beni sollayan bir tane araç göremediniz. Göremezsiniz de, çünkü 50 kilometre, 80 kilometre, 60 kilometre her neyse, zaten bu hızlarda gittiğim için arkamdaki insan beni geçemez. Çünkü beni geçmesi için 60'ın üzerine çıkması gerekiyor. Ve yasal olarak bir yolda 60'ın üzerine çıkmak da yasak olduğu için o taşı oraya koyanın, yani 60'tan üzerine çıkmanın yasak olduğu için de ne yazık ki insanlar beni sollayamıyor. İşte bu kadar muazzam bir şekilde insanlar kurallara uyuyor. Bir diğer konu ise zaten İsviçre'de de trafik cezaları inanılmaz derece sert. Nasıl söyleyeyim ben sizlere arkadaşlar? Örnek veriyorum. Türkiye'de radar cezası hepiniz yemişsinizdir. Herkes yer. Burada radar cezası yemek, örnek veriyorum, 50'lik yerde 80'le radara düşersen minimum 3 ay ehliyetin gidiyor. 1000 frankın üzerinde bir para ödüyorsunuz ki bu da yüksek bir meblağ. Cezalar bu kadar yüksek olduğu için de insanlar cayıyor. Benim bir arkadaşım 50'lik yolda 90'la gitmiş. Yani 35 kilometre hız fazla gitmiş. Ve 1 yıl ehliyetine el koydular. Mesela Türkiye'de radara düştünüz diyelim. 50'lik yolda 150 ile gittiniz, 200 ile gittiniz. Belki ehliyetinizden birkaç puan gider. Bir de gelecek para cezasını ödersiniz. Başka bir şey ödemezsiniz. Ama burada öyle değil arkadaşlar. Burada kesinlikle kuralları şu an 60. Ben burada en fazla 65 ile gidebilirim. Çünkü 5 radarın düşüş payı yine 60 oluyor. Ama 66 ile gidersem ve radara düşersem ceza yerim. Ha tabii ki 21 puanın üstünde sadece para cezası. Ama 21'in üstüne çıktığı zaman, düzeltiyorum, 21 altında olduğu zaman, yani 21 aşımın altında olduğu zaman sadece para cezası. Ama 21'in üzerinde olduğu takdirde minimum bir aydan başlıyor ehliyetiniz el konulmaya. Ve cezalar da bu kadar yüksek olduğu için herkes genelde kurallara uyuyor. Gerçi zaten insanlar dediğim gibi hem cezaların katı olmasından hem de gerçekten insanlar bilinçli, kurallara uyuyorlar. Bu da İsviçre'yi ve trafiğini güzelleştiriyor. Bir motorcu olarak, özellikle Malatya trafiğinde çekmiş bir insan olarak ben burada nefes aldığımı hatırlıyorum. Motor kullanmanın zevkine ben burada vardım. Çünkü Türkiye'de tartışmaktan öndeki aracın ne yapacağını mı kestireceksin? Yola mı bakacaksın? Yayaya mı bakacaksın? Neye bakacağını şaşırıyorsun. Yani katil olmamak Türkiye'de işten bile değil. Ama bir motorcu kalkıp da bir aracın önüne kırmaz.
Ama Türkiye'de işte motoru dediğim gibi saymadıkları için, araçtan saymadıkları için sağdan gitsen suç, soldan gitsen suç, ortadan gitsen suç, ne yaparsan yap suç. Bunlar böyle olunca da tabii ki insan ister istemez sinirleniyor. Ben özellikle haksızlığa gelemeyen bir insanım. Beni yok sayan insanlara karşı bir nasıl derler ona? Alerjim var. Benim videolarımda birçoğuna bakarsanız zaten bu şekilde. Yani tabii videolar arasında özür dileyince eyvallah deyip başımızı önleyip gittiğimiz insanlar da var. Yani bir özür bekliyorsun insan. Hani sen benim canıma kast ediyorsun. Sen beni tehlikeye sokuyorsun. Ama bir özür bekliyorsun. Ama burada tabii ki eyvallah kardeş. Sinyalini söndür dedi. Burada dediğim gibi bu tür olaylar olmuyor. Burada insanların birbirine, trafik araçların birbirine saygısı var. Kurallar belli zaten. Herkes kurallara uyduğu için de hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Dilerim de yaşamayız. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Sizin de İsviçre ile ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kardeş, Allah'a emanetsiniz.